Herkese merhabalar. Bugün orkide bakımı hakkında ve orkidelerin sorunları ile alakalı görüşeceğiz. Bazı bilgileri sizlere aktaracağım. Tabii hangi bilgileri diyeceksiniz? O kadar çok bilgi kirliliği var ki piyasada, sosyal medyada olsun, arama motorlarında olsun, internet aleminde daha doğrusu. Tabii ki bu bilgiler kolay edinilmiyor. Belli zamanlar çalışarak, yaşayarak, tecrübe ederek bazı şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Ben de kendi tecrübelerimden yola çıkarak bugün bazı bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Çünkü araştırdığınız zaman çok fazlasıyla bilgi kirliliği var. İşte sarımsak suyu, soğan suyu, ne bileyim dinlendirilmiş saf sular kullanılarak bitkilerin sulanması, bazen üstlerinden spreyleme yöntemiyle, şimdi burada paylaşmak istemediğim bazı yöntemler. Ama birçoğuna katılmıyorum. Katıldığım birçok gerçek de var. Tabii bu gerçeklerle zaten orkide üretimi tamamlanıyor ve üreticilerimiz bunları bu hale getirebiliyorlar. Aşamadığımız bazı sorunlar var. Aşamadığımız sorunlar demeyeyim esasında. Çünkü iklimle alakalı durumlardır bunlar. Bunu sorun olarak addetmeyelim. İklimsel şartlarımız maalesef öncelikle zaten orkidelerin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için elverişli değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Güney ülkelerinde, parklarda, bahçelerde yetişen bitkilerdir orkideler. Maalesef ki bizim ülkemizde çok ancak iklimlendirmeyle kapalı ortamlarda sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ufak bir örnek göstermek gerekirse, mesela orkidelerimizde en çok olan sorunlardan biri de çiçek üzerindeki mantardır. Bunlar dokunmakla, temasla, daha doğrusu duvara değer. Parmağımızla böyle dokunuruz. Mesela severiz. Bizim ülkemizde bu çok fazlasıyla vardır. Dokunarak bir şeyleri göstermek, cereyanda kalmak, klimanın önünde durması, yani soğuk klimanın üflemesi, yaprağına temas etmesi bu şekilde maalesef sonuçlara ulaştırabiliyor, olumsuz sonuçlara ulaştırabiliyor. Bunların yöntemleri de nedir? Onları da birazdan paylaşacağım sizinle. Bu arkadaşımızda da başka bir problem var. Bakın şöyle gözüktüğü gibi. Bunda da yine goncaları kurumuş. Bunun sebebi de aşırı su. Aşırı su ve yapılan sulamanın dökülmemesi. Yani mesela şu an bu seramiğin içerisinde yok fakat normalde mesela biz kökten sulama yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Su buralara kadar olabiliyor ve biz bunun bilincinde olmadığımız için yine sulamaya devam ediyoruz ve o sulanmış ve altta birikmiş su hep orada kalıyor. Çünkü görüyorsunuz ki altta delik yok. Delik olmadığı için su orada duruyor, duruyor, duruyor ve artık ilk önce goncalarından başlıyor kurutmaya. Bunlar bir sinyaldir esasında bu sahibi, kullanıcısı için bitkinin. Bitkinin bir sessiz çığlığıdır. Durum böyle olunca eğer anlayamıyorsak sonra çiçeklerini döküyor ve arkadaşlar gelip çiçekçiye diyorlar ki benim evde bir orkidem var. Çiçekleri döküldü. Ne yapmam gerekiyor? Bu klasik bir sorudur. Çiçekçi arkadaşlarımızın en çok duyduğu sorudur. En çok karşılaştığı sorudur. Ve herkesin de bu tip sorulara bir cevabı vardır. Bu cevapları da biliyoruz. Bunları da paylaşalım. Genelde verilen cevap müşterilerimize makaslı üçüncü boğumdan kesin. Bu birazcık da bir kaçış cevabıdır. Esasında durum böyle olmamalı. Daha detaylı anlatılmalı. Asla orkidemize metal bir cisim değdirmemeliyiz. Öncelikle ana temamız bu. Kesinlikle. Yani üçüncü boğum diye de bir şey söz konusu değil. Mesela şimdi üçüncü boğumu sayalım. Her şeye göre değişir. Bir. Hatta dibe gelelim. Bir, iki, üç. Üçüncü boğumdan kırdığımız zaman zaten var olan orkideyi biz yitirmiş oluyoruz. Öncelikle budur. Sorun şöyle başlar. Örnek gösteriyorum. Bu bitkide öyle bir durum yok ama mesela burada buraya kadar bir sararma söz konusuysa buranın bir 2-3 santim aşağısından parmağımızla koparacağız. Yani metal bir şey değdirmeyeceğiz. Kopardıktan sonra altındaki suyu tahliye edeceğiz. İyice altında su olmadığından emin olduktan sonra orkidemiz de fazlasıyla sulu olduğu için birkaç gün sulamayacağız. Bu şekilde koyacağız. Gün ışığı görecek. Akabinde görmüş olduğunuz yosun. Benim deneyimlerimle, tecrübeyle sabitlediğim bir yöntemdir. Kaya yosunu diye geçer. Kuru bir yosun zaten bu. Dağda, bayırda, ormanda, kırsalda olabilecek bitkiler bunlar. Ücret verip de alabilirsiniz herhangi bir çiçekçi meslektaşınızdan. Ama eğer doğadan alma şansınız varsa bakterisi daha yüksektir. Zaten bu işin sırrı da tamamen bakteridedir. Ne kadar bakterisi fazlaysa bir bitkinin diğer bitkiyle özdeşir ve bakteriyle tedavi yöntemi sağlar. Kuru yosunu kuru şekilde kullanamayız. Ne yapacağız? Örnek amaçlı şöyle temiz bir su. Yosunumuzu suyun içine atacağız. Aynı bulaşık süngeri gibi. Birkaç saniye bastıracağız. Yeterli suyu aldığını düşündüğümüzde
örnek gibi. Biraz sıkacağız. Fazla zarar vermeyecek şekilde. Fazla suyunu süzerek şu formu ulaştıracağız. Canlı bir yosun elimdeki. Ne kadar kuru bile kalsa birazcık bir sulamadan sonra tekrardan eski haline geliyor. Çok da güzel bir doğa kokusu. İnanılmaz güzel. Bunu alıyoruz. Orkidemizin köküne şu şekilde kapatacak şekilde. Ne çok bastırıyoruz ne çok serbest bırakıyoruz. Güzel bir şekilde şöyle dolduruyoruz. Fazlasını da şu orta yere bile koyabilirsiniz. Çünkü orkide bitkilerinin yaprakları ve kökleri yaprak ve köktür. Çiçekleri kök adayıdır. Yani kökü yaprağında, çiçeğinde, çiçeği yaprağında, kökünde. Eş zamanlı olarak çalışan bir bitkidir. Ondan dolayı yapraklarından da beslenir, çiçeğinden de beslenir. Ama çiçeğinden sulama yaptığımız zaman leke yapacağı için, görselliği bozulacağı için biz yaprağı ve kökünden sulama yapabiliriz. Şu durumda bir fısfıs edineceğiz. Şu anda stüdyomuzda bu yok. Bir eksiklik oldu. Fısfısla yağmurlama şeklinde yapraklarını tutacağız. Yapraklarından emilimini sağlayacak ve artan su köke doğru akacak. Yosuna doğru akacak ve yosunun içinde depolama olacak. Yani biz alıp da litrelerce şakır şakır su dökmek zorunda kalmayacağız. Süzülme, emilme yöntemiyle orkidemizi besleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde göreceksiniz ki kısa vadede orkidenizin çok çok daha toparlandığını, düzeldiğini, daha sağlıklı olduğunu, yaprağının renklerinin değiştiğini, çiçeklerinin özünün değiştiğini göreceksiniz. Bu çok güzel, etkili olacak bir yöntemdir. Bunu buradan sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Orkidelerinize çok iyi bakmayı unutmayın.